Selamlar sevgili dostlar, Deniz Altın Astroloji kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Altın. Evet, kanalıma abone olup beni her gün izleyen arkadaşlar, yeni abone olanlar veya ilk kez denk geldiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyerek sizlere bu Ağustos ayının en önemli günlerinden bir yeni aydan bahsedeceğim. Çok önemli bir yeni ay yaklaşıyor. 16 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 23 derecesinde yeni kapılar açacak, bize yeni başlangıçlar getirecek bir yeni ay yaşayacağız. Ağustos ayının tümünü ilgilendiren aslında çok özel dinamikler var, biliyorsunuz. Çünkü bu yeni ayın çok özel bir dolunayı yaşanacak 31 Ağustos'ta. Bu yeni ayla hayatımıza girecek, oluşacak konular, ekeceğimiz tohumlar, 31 Ağustos'ta yaşayacağımız mavi dolunay ve yine süper dolunay dediğimiz, ki hatırlıyorsunuz 3 Ağustos'ta da bir süper ay yaşadık. İşte böyle benzer bir, hatta daha güçlü bir dolunay olacak. O yüzden o kadar önemli olabilir ki hayatlarımızda, yine bir tırnak içinde bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bir Güneş-Venüs kavuşumu ayın 13'ünde yaşanıyor ve bu dolunay tam olarak 23 derece Uranüs'ten dik açı alıyor. Bu Uranüs'ün burada olmasının altını çiziyorum. Hayatımıza çok hızlı beklemediğimiz gelişmeleri getirecek ve önemli de ipuçları verecek. Burada ne yapalım, ne yapmayalım, nasıl adım atmayalım, onlardan bahsedeceğiz ve hemen videonun ilerleyen dakikalarında da tabii ki burçlara geçeceğim. Öncelikle bir dolunaydan şöyle bahsedelim. 23 derece Aslan Burcu'nda arkadaşlar, haritanın tam tepe noktasında meydana geliyor. Her zaman astrolojide özellikle köşe noktalarda olan hadiseler daha önemli olur. Bu tepe noktasında dediğim konuda şöyle önemli olacak. Bizim hayatlarımıza giren konuların çok daha görünür sonuçlarını alacağımız anlamına geliyor. Daha göz önünde yaşanacak bir takım gelişmeleri gösteriyor. Hani astrolojik olarak baktığımızda bu hikayeler çıkıyor. Diğer yandan şimdi Venüs aynı şekilde Aslan Burcu'nda retro. Ve bu retronun biliyorsunuz 4 Eylül'de tam olarak sürecek, sona erecek, ama tam olarak bu yeni ayla kavuşumda olması da çok çok önemli. Bu da demek oluyor ki hayatımızdaki tüm para, dişi figürler, çocuklar, eğlence, sanat, önemli insanlar, dünya liderleri gibi pozisyon olarak böyle üst düzey diyelim kişileri de çok yakından ilgilendiğini zaten önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve Uranüs'ün burada olması ve Jüpiter yine burada iş başında olması tabii ki dediğim gibi birçok konuyu büyütecek ve hızlıca hayatımıza bir takım ani yönümüzü değiştirecek kararlar aldıracak durumlarla karşılaştıracak arkadaşlar. Şimdi kısaca hemen tamamlayalım. Haritanın genelinde neler var? Evet, MC'de bir Venüs var retro. Bu demek oluyor ki başta çocuklar olmak üzere. İkinci olarak kadınlar. Kadın figürler, ki şu anda Venüs burada retro ve tam olarak Güneş'ten önce doğuyor. Artık biliyorsunuz bunun önemi çok daha güçlü bir şekilde. Burada kadınların gücü, çocukların gücü. Astrolojik olarak bakıldığında aslında ilişkiler için çok yararlı bir yerleşim değil ama İlişkilerde biraz dikkat edilmesi gereken durumlar da söz konusu olacak. Yükselen akrep yerleşmiş. Akrep her zaman finansla alakalıdır. Biraz aslında varoluşla, sonlarla ilgilidir. Biraz derin konuları aslında gündeme getireceğini söyleyebilirim. Arka plan enerjiler, özellikle 31 Ağustos'ta yaşayacağımız o mavi süper ay ve dolunayda daha görünür olacak. Yani özetle şunu söyleyebilirim, bu yeni ay bizim hayatımızda saklı gizli veya dünyada, ülkemizde işte arka plandan ilerletilen işte para, ekonomi, finans, borsa gibi, işte dünya üzerinde yaşanan o kadar çok savaş var ki, bu savaşların belki biraz farklı yönlere kaydığını gösteren bir takım ilgiler ve bilgiler de var. Diğer yandan önemli bir unsur daha var. Dediğim gibi Uranüs'ten etki alıyor. Şimdi Uranüs Jüpiter'e yakın bir derecede, daha çok ilişkileri, dünya üzerinde topraklarla ilgili paylaşılmayan, paylaşılamayan durumları, biraz pasif, aciz,
ya da nasıl diyelim, korunma ihtiyacında olan insanları biraz daha böyle ön plana çıkaracağını da söyleyebiliriz. Şimdi öte yandan çok önemli bir konu daha var arkadaşlar. Mars burada, Venüs, Merkür'le kavuşumda. Bu yeni ay esnasında, biraz sonra burçlara geçeceğim. Bunu unutmayın, çok önemli bir bilgi bu. Bu yeni ayda hayatınıza girecek, başlayacağınız ne varsa sevgili dostlar, çok akılcı kararlar almak zorundasınız. Yani burada duygular ön planda olmamalı. Duygularımız bizi yanıltabileceği gibi, yani Merkür çok güçlü olduğu için burada, o yüzden bundan bahsediyorum, kendi yönettiği alanda maddi konular, alım satım gibi, mesela gayrimenkuller, ki burada Aslan burcu diğer para dinamiklerini de çok ortaya çıkartacaktır. Yani bu para kazandıran tüm unsurlar ekonomiyle ilgili durumlarda da panik hali yaşatabilir. Burada bize Merkür der ki sakın panik olmayın, düşünmeden hareket etmeyin, biraz sakin olmayı işaret ediyor. Çünkü burada daha önceki yayınlarımda 1,5 aydır söylüyoruz zaten. Hani Venüs'ün buradaki hareketleri altın ve diğer değerli madenlerde böyle bir aşağı çekilme gösterebilir. Bunun yanı sıra tabii ki bu retro 5'inde, Eylül'ün 5'inde bitiyor ama biz bunu biraz daha yaşayabiliriz. Ama tabii her zaman uzun vadede kriz zamanlarında böyle şeyler olur ve genellikle de daha sonrasında biliyorsunuz tekrar eski seviyelerine gelir. O yüzden böyle durumlarda panik yapmamanızı, bir şeyleri satarsanız satarken zarar edebileceğinizi de unutmayın. Çünkü burada Venüs retro ne yatırımlar için ne alım satımlar için çok da size fayda sağlamayacak bir pozisyonda. Yükselen de Akrep dedik, Mars yönetiyor ve Mars'a baktığımızda Mars'ın Neptün'le bir karşıtlığı geliyor. Şimdi bu da çok önemli bu yeni ayda. Neden? Çünkü Mars Neptün zaten biraz idealize ettiğimiz, hayal ettiğimiz şeylerde zorluklar getirebilir, hayal kırıklıkları getirebilir. Ki özellikle yine ben finansa, paraya burada dikkat çekmek istiyorum. Yine burada çocuklar ve çocuklarımızla da ilgili bir takım konuları hayatımıza getirebileceğini söyleyebilirim. Mars'ın Neptün'le karşıtlığının kesinleşmeye doğru gittiği zaman diliminde, hani Neptün zaten, hani Satürn de çünkü balık burcunda, balık burcu dinamikleri, başak burcu dinamikleri öne çıkacaktır. Burada nedir? Sağlık. Burada sağlığa çok, özellikle bağışıklık sistemine, beslenmeyle ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Diğer yandan bizi yanıltacak tüm durumlar, yani bu ilişkide aldatılmalar olabilir mesela, kandırılmalar olabilir. Bunlar ortaya çıkabilir yine Dolunay'a gittiğimiz süreçlerde, veya kişi böyle bir yasak ilişki içerisine itilebilir duygularıyla hareket ederse. Burada yaşayacağınız tüm ilişkiler, ister iş ilişkisi olsun ister özel ilişki olsun, kesinlikle duygularla değil mantıkla hareket etmeli. Çünkü dediğim gibi zaten etik olmayan hiçbir ilişki, yasa dışı işte kazanmaya çalışan paralar da işte, veya uyuşturucu, bağımlılık yaratan maddeler, hepsi çünkü bu Mars Neptün alanına giriyor. Buralarda daha sonrasında üzücü durumlara düşürebilir bizi. Bu aslında buranın, yani bu görünümün en önemli aslında konu başta olduğunu söyleyebilirim ki bu ve bunun gibi konuları çok ortaya koyacak durumlarda, hani Dolunay yerine baktığımız zaman yaşanabilir gibi gözüküyor açıkçası. Evet, burada önemli olan unsurları saydıktan sonra sevgili arkadaşlar, şimdi burçlarımıza geçelim bakalım. Bizi bu Aslan burcundaki 23 derecedeki yeni ay, Uranüsyen yeni ay bize neler getirecek? Ani iş fırsatları getireceğini söyleyebilirim. Önceden birilerimize iş ortaklıkları göreceğiz. Aniden böyle yeni gündemimize gelmiş, daha önce hiç planlanmamış sektör değişimleri göreceğiz. Bunları yaşayacağız. Şimdi gelelim burçlarımıza. Şimdi Koç ve yükselen burcu Koç olan dostlarla başlayalım isterseniz. 5. evinizde bir yeni ay. Bu sevgili Koçlar, sizin için ilişki dinamikleri, çocuklarla ilgili konular, ki burada çok önem taşıyacak. Finansla ilgili geçen haftaki yorumlarda biraz bahsettim. Düşünmeden yapılan yatırımlara çok çok dikkat.
Ama diğer yandan baktığımızda hayatınızda gerçekten çok keyifli bir ilişki başlayabilir. Çocuklarla ilgili önemli özel durumlar getirebilir. Bebek sahibi olmayı bekleyenler belki çocuk sahibi olacaklar. Genel olarak da biraz daha keyif, eğlence, konfor, sanat, yaratıcılık gibi durumlarında çok arttığı bir yeni ay. Eğer 23 derecelerde burada Aslan Burcu'nda bir yerleşimi olan bir koçsanız, ki ateş elementinde olduğu için zaten genel etkileriyle destekliyor bu yeni ay sevgili koçlar sizi. Tabi doğum haritanız özel, orada belki daha farklı etkiler de alıyor olabilirsiniz. Yeni ay ve sonrasındaki aslında 12-13 gün bu etkiler altında olacaksınız. Çok keyifli, çok hızlı gelişecek durumlar olacak. Ve tabi ani para kazançları da getirebilir, onu da söyleyelim. Çünkü Uranüs'ten kare alıyor. Burada sürprizler yapacaktır. Lütfen kayıplar da getirebileceğini sakın ha unutmayın. Özellikle 85-75 doğumlu arasında doğum tarihi olanlar bunlara biraz daha önem göstersin. Ama yine de tüm koç ve yükselen burcu koç olanlar için doğum haritası özeldir. Oraya daha çok dikkat edin. Şimdi boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, tabii ki tüm sabit grup burçlarda olduğu gibi, çok önemli bir süreç sizin için de. Bu dördüncü evinizde yaşayacağınız 23 derece Aslan Burcu'ndaki yeni ay, zaten kaygı yaşadığınız, düşünceli olduğunuz, aklınızda bir sürü soru işaretleri oluşturan evinizle, kökleriniz, yaşam yeriniz vesaire, buralarda, bu alanlarda size bir fırsat verecek. İşte ev alma fırsatı verir, taşınma fırsatı verir. Diğer aile üyeleriyle birlikte paylaşacağınız bir takım yeni fikir ve projeler verir. Burası çok önemli. Şimdi tam Boğa Burcu'nda sizin yükselen ya da güneşinizin üzerinde bir Uranüs olabilir bakın. Uranüs buraya kare yapıyor. Ve tabii Jüpiter de burcunuzdan geçiyor. Bazı büyük önemli fırsatlar getirirken beklenmedik çok sıra dışı da durumlar getirebilir. Eğer 23 derece bir yükseleniniz boğaysa, işte burası mesela çok daha önemli derecede etki alacaktır. Veya güneşiniz 23 derece ise burada risk almak ister kişi ani böyle fikir değişikliği, aniden evini satmaya kalkar, aniden bir yatırım yapmaya girişebilir. Aile üyeleri içerisinde böyle ani beklenmedik mesela krizler yaşatabilir genel olarak. Ama bu süreçte hani Venüs de burada retro olduğu için tabii bu yaşınıza göre falan da değişecektir. Sizin hayatınızda çok özel bir 8 yıllık döngüyü tamamlayan bir süreç içerisinde olduğunu söyleyebilirim. İster evinize çalışıyor olun, ister aileyle ilgili konu, ister ev alma hayaliniz olsun. Bu gibi konuların özellikle hayatınıza taşıyacak bir yeni ay, yeni başlangıçlar. Umarım tüm niyetleriniz güzellikle ve kolaylıkla yoluna girer. Şimdi ikizler. Yükselen burcu ikizler olan dostlar, 3. evinizde bir yeni ay destekliyor sizi aslında. 3. ev yeni ayları genellikle bizi hayatta bir şeyleri başlatmak için itebilir. Burada ne için iter sizi? Yönetici gezegeninize bakıyoruz. Başak Burcu'nda çok güçlü. Tabii ama burada aklını karıştıran durumlarla da karşılaştırabilir. Bunlar ne olur? Genellikle kare yaptığı için tabii ikizler burçlarına. Genel olarak işinde, sağlığında, belki biraz kariyer hedeflerinde aklı karışmış olabilir ikizlerin. Dolayısıyla burada yeni bir girişim, yeni bir başlangıç, yeni bir eğitim gibi durumları hayatınıza getireceğini söyleyebilirim. Burada Venüs olduğu için yakın çevreniz, arkadaşlarınız, özellikle kardeşleriniz veya onların sağlığı da olabilir, onların iş hayatı da olabilir. Ama genel hatlarıyla baktığımızda Uranüs'ten de sizin hani güzel etkiler, tam olarak etki de almıyor aslında Uranüs'ten. Fakat bir görünürlüğü de var, yani yok diyemeyiz. 12. ev böyle beklenmedik yerden, beklenmedik yardımlar, ummadığınız haberler taşıyabilir. O yüzden yine sizin için de aynı şeyi söylüyorum. Her yapacağınız başlangıcın mutlaka uzun vadedeki etkilerini düşünerek mantıklı kararlar almanızı öneriyorum. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar. Tamamıyla parayla ilgili konular değerli yengeçler gündeminize geliyor. Para, finans. Bir dakika arkadaşlar, çok sıcak oldu birdenbire. Benim burası. Evet. Özür dileyerek tekrar devam ediyorum. Bir yudum da su içeyim.
Yengeçlerden devam ediyoruz tekrar. Para evinizde bir yeni ay sevgili yengeçler. Burada yapacağınız şey sizin gelir ve gider dengenizle, kendi yeteneklerinizle, başarınızla belki kazanacağınız bir yeni kazanç kapısı düşünebilirsiniz. Yani bir mekan veya dediğim gibi bir yeteneğinizi kullanarak yeni bir iş kapısı. Gelirlerinizi yukarıya taşıyacak aslında diyelim. Fırsatlar getirebilir. Diğer yandan baktığımızda sosyal çevrenizden, arkadaş, eş, dost çevrenizden belki böyle bir sürpriz olabilir. Bir sürpriz destek alabilirsiniz. Böyle bir nasıl diyelim, beklenmedik bir proje gelişebilir. Uzun zamandır işte serbest çalışıyorsunuzdur veya bir kurum veya kurumsal bir yerde çalışıyorsunuzdur. Kendinizi daha özgürce belki nasıl değerlendirebileceğiniz para kazanmanın yollarını sürpriz bir şekilde hayatınıza getirebilir. Ama burada kontrollü gitmekte fayda var. Çünkü hemen baktığımda evet, bir aslına bakarsanız şey destekliyor yengeçleri. Yani Merkür, Mars, aklı başında kararlar derken bunlardan da bahsedelim. Yakın çevrenizle ilgili önemli destekler alacaksınız. Burası güzel bir etki aslında. Sosyal çevreniz de aynı. Birilerinin yardımını alıyorsunuz açıkçası. Öyle söyleyebilirim. İster sağlıkta olsun, ister parayla ilgili konularda olsun. Yengeçler bu anlamda şanslı. Çünkü neden? Akrep yükseliyorsa elementi, Satürn var balık burcunda. Evren size destekliyor değerli yengeçler. Her ne kadar yanlış kararlar almış bile olsanız sonuç olarak bence destekleniyorsunuz. Umarım güzel kapılar açılsın sizlere de. Aslanlara geldik. Şimdi aslan ve yükselen burcu aslan olan dostlar, evet bugün doğum günü olan dostlar sizler için çok önemli. Hatta sizler için bu senenin tamamını belki de ilgilendiren bir yeni ay Uranüs'ten etki alıyor. Bu Uranüs dediğimizden tek kare alıyor. Yani 90 derecelik açısı var. İşte Mars'ın bir 150'liği falan var. Bu şu anlama geliyor aslında. Uzun süredir sizi bir girdabın içine çekmiş konularda. Bunlar aslında genellikle ilişki olduğunu düşünüyorum. Sosyal ilişki, çocuklar, eş, partner ilişkilerinde yeni bir sistem oturtma, aslında öyle söyleyebiliriz. Yeni bir bakış açısı. Jüpiter Uranüs hayatınızın tepesinden geçiyor. Hayata bakışınızı değiştirmeniz gerekecek belki. Bir yenilik yapmanız gerekecek. İnandığınız değerlerinizi yine inanın ama onların yanına yenilerini eklemeniz gerekebilir. O yüzden hani sabitler arasında bu Uranüs'ün de baskısıyla, bir de Uranüs dayattığı için diyorum, bu yenilikleri lütfen hayatınıza sokun, deneyin. Ancak büyük adımlar atmayın, büyük risklere girmeyin ki kariyerde önemli geçişler görüyoruz. Gerçekten kariyer evi özellikle aslan burçları için çok önemli. Eş partner ilişkileri, çocukları. Burada yeni başlangıçlar derken aslında bütün hayatınıza bakışınızı belki de değiştirmenizi söylüyor gökyüzü. Doğum haritanızı bilmiyoruz. Eğer 23 derece güneşiniz, işte bugün doğduysanız veya yükseleniniz özellikle tabii ki buradaysa, tüm hayatınızı ilgilendiren çok sürpriz, ani kararlar alacaksınız. Belki de hiç beklemediğiniz bir iş teklifi gelecek. Bir kariyer geçişi yapacaksınız. Buna benzer konular, ama dediğim gibi lütfen burada ani kararlar almayın. Eğer mantığınıza yatmıyorsa hiçbir harekette bulunmayın. Yani işinizi de bırakmayın. Yeni bir işe de girmeyin. Doğum haritanıza tabi bilmiyoruz. Belki de destekleyen bir doğum haritasına sahipsiniz ama gene hatları böyle. Evet, Başaklara geldik. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar. Aslında Başaklar için, bu sadece Başaklar için değil aslında. Bu mesela Teraziler için de belki biraz olabilir. Zaman zaman, biraz sonra söyleyeceğim. Biraz gizli saklı işler, biraz arka plan konular çok ön planda olacaktır Başakların mesela. Bu ne demektir? Sizi yormuş, sıkmış, yani gizlilik gerektiren konular varsa, işte burada bir başlangıç var. İşte bunların yükünden kurtulmanızı belki de işaret eden bir şey yeni ay olacak. Yani hani şey olur bazen, ya söyle de kurtul, işte yap da kurtul, bir oh de. Yani bunlar sizi çünkü psikolojik olarak ciddi etkiliyor. Çünkü Merkür, Mars burcunuzda çok agresyon yüklü bir zaman dilimindesiniz. Yani Mars da burcu, sağlık sorunu, öfkeli davranışlar,
zaman zaman iniş çıkışlı ruh halleri verebilir. Biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu yeni ayda tabii 12'de doğduğuna göre bence buraları tetikleyecektir. Diğer yandan da manevi açıdan baktığımızda inanılmaz bir güç veriyor. Burada aslında bu ayı şekillendiren belki dualarınız olacak. Belki inançlarınız olacaktır. Değer verdiğiniz tüm değerler olacaktır. Sevdiğiniz insanlar olabilir. Onların sağlığı olabilir. Yani herkes için aynı mutlaka çalışmayacak. Fakat bu yeni ay size hem içsel boyutta hem günlük hayatınızda büyük bir ferahlama, büyük bir aydınlanma, yeni belki fikirler getireceğini söyleyebilirim. Biraz böyle içinizi boşaltmanız gerekiyor ama bunu karşınızdaki kişiyle yaparken daha böyle sakin olmalısınız diye tavsiyede bulunacağım. Çünkü Venüs'ün retro olduğunu unutmayalım. Şimdi teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar. Evet, Aslan burcunda önemli bir yeni ay sizler için. Gerçekten hani akrep burçlarını da çok ilgilendiriyor. Terazilerle ilgili çok önemli bir yeni ay olacaktır. Venüs yönetici gezegeniniz sevgili teraziler. Burada sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz vesaire gibi alanlarda önemli bilgiler sahip olacaksınız. Girişimler yapabilirsiniz. Böyle hızlı yeni topluluklarla tanışabilirsiniz. Burası bizim için aslında vizyon katan, şans getiren bir alan. Yükselen burcu ve öz burcu teraziler bu alanda gerçekten değerlendirin bir fırsat olabilir. Hayatınızı bir üst seviyeye taşıyacak insanları hayatınıza getirebilirsiniz. Bu yolla para kazanabilirsiniz mesela. Ve diğer yandan şunu da söylemem lazım. Hani hemen bir dakika. Burada gerçekten hani Venüs retrosu zorlu etkileri de bir şekilde daha kolay atlatmanızı da sağlayacaktır. Çocukları olanlar için onların hayatlarına fırsatlar getirir, eğitimle ilgili yenilikler katabilir. Ama burada para, finansla veya ilişkilerinizde alacağınız önemli kararlarla sınanabilirsiniz. Oraya lütfen dikkat edin tabii ki. Ani kararlar almayın diyebilirim. Evet, akreplere geldik ve yükselen burcu akrep olan dostlar, tabii ki 10. evinde bir yeni ay yaşıyorsunuz ki özellikle 23 derecede tam o tepe noktasında bir yerleşiminiz varsa bu çok çok daha önemli. Yükseleniniz keza 23 derece akrep, 23 derece işte güneşiniz mesela akrepse hayatınızın tümünü ilgilendiren alanlarda da böyle hani şak 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 bazı gelişmeler olabilir. Şimdi burada bilhassa şunu söyleyelim, akreplere evet sert etkiler var ama diğer yandan yükselende de bir akrep olduğu için tam yeni ay haritasında bu akrepler için bir avantaj da olabilir. Mesela Satürn'den de destek alan bir tarafı var aynı zamanda, bunu da göz ardı etmeyelim. Yine Neptün su elementi burçta, desteğiniz var, desteğiniz yok değil ama burası hani kariyerde bazı yeni gelişmeler, planlanan işlerde yenilerini eklemek, ilave etmek olacaktır. Tam Venüs orada kadınlarla olan ilişkileriniz, bunlar eşiniz, iş ortağınız olabilir, yakınızda beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınız olabilir. Bu kadınlar sayesinde belki de bir yeni vizyon katabilirsiniz hayatınızda. Mesleki anlamda ünvanınızda bir yenilik olabilir, bir başarı takdir edilebilir veya böyle bir başarı için adım atabilirsiniz. Niyet edebilirsiniz, karar verebilirsiniz. Çünkü yeni ay her zaman yeni niyetlerdir. Tüm akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar, başarmak için daha güçlü bir insan olmak, belki de ailenizin içinde önemli kararlar almak için bu aslan burcundaki yeni ay önemli vaatlerde bulunuyor size gerçekten. Evet, akrepler için gerçekten önemli ama bu arada biraz önce dediğim Mars'ın ve Merkür'ün durumuna baktığımızda da bence fikrini, aklına inandığınız insanların mutlaka danışın, beraber yol alın. Böyle size gelecek vaat eden özel insanlar olabilir. Bunlar mantıklı kararlar alın çünkü Venüs'ün retro olduğunu unutmayın.
burada yapacağınız konu, atacağınız her adım tersine de tepebilir. O yüzden çok iyi araştırarak ilerleyin. Yaylar ve yükselen burcu yay olan dostlar. Aslında bu en güzel de size yarıyor. Yani koçlara da yarıyor, yaylara da yarıyor. Şimdi 23 derece yükseleni yay, güneşi yay bir dostsanız, hayatınızda çok özel kapılar açılabilir sevgili yaylar. 9. evinizde bir yeni ay sonuç olarak. 9. ev her zaman hayatımıza vizyon katan, bizi gelecek hayallerimize, hedeflerimize götüren alandır. Eğer dereceler tutuyorsa, doğum haritanız önemli bir etki alıyorsa, mesela diyelim Venüs'ünüz retroysa, Merkür'ünüz retroysa ve mesela bunlar yine ateş elementi burçlardaysa veya Mars'ınız mesela, gerçekten hayatınızın fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bir uluslararası konu, bir yurt dışı seyahati, bir tatil planı, eğitimle ilgili konular, hukuki süreçler gibi. Bir de kişinin kendi vizyonunu geliştirmesi için diyelim, kişisel gelişimle de ilgili başarılar da getirebilir. Gerçekten yaylar için çok özel. Doğum haritanız eğer destekliyorsa hayatınızın fırsatları, belki de paralarını kazanabilirsiniz sevgili yaylar. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan dostlar, bu yeni ay size finans, para, borç, sigorta, vergi, emeklilik, ortaklık, mesela eşin parası gibi bir alanda doğacağı için işte sürprizler buradan geliyor. Sizin gündeminizde olmasa bile böyle hızlıdan gündeminize geleceğini söyleyebilirim. Bir kredi çekmeye kalkabilirsiniz. Bir borcu kapatmak için olabilir bu arada. Diğer yandan bir mekanla ilgili bir para lazım olabilir ki, bakın unutmayalım, oğlaklar için yani toprak grubu burçları da gökyüzü şu an çok destekliyor. Mesela Merkür'ün Mars'la olan Başak seyri burada oğlaklara çok güzel vaatlerde bulunabiliyor. Diğer yandan burada mantıklı kararlar dedik. Uzak hedeflerinde önemli başarılar getirebilir sizlere sevgili yaylar. Pardon, oğlaklar. Evet, doğru, oğlaklar. Karıştırdığımı düşündüm de bir anda. Merkür ve Mars da buradan destek oluyor. Bu demek oluyor ki düşüncelerinizi doğru uygulayabilirseniz, mantıklı kararlar aldıysanız eğer, harekete geçmek için hiç beklemeyin diyor. Aslında öyle söyleyelim. Genel olarak da dediğim gibi finans ve parayla ilgili olacaktır. Kullanacağınız alan ise dediğim gibi bir şeyleri böyle kapatmak, yeni bir mülk sahibi olmak vesaire gibi durumlarda geçerli olacağını söyleyebilirim. Hemen şöyle saydım da 1, 2, 3, 4. Aynen. Gerçekten destekleyen bir gökyüzü var. Tüm oğlaklara da ben buradan aslında müjde diyebilirim. Kovalara geldik. Evet, kova ve yükselen burcu kova olan dostlar. Şimdi kovalar için bir kere kesinlikle ilişkileriniz gündemde, kova burçları. Yani evlilik, ortaklık gibi durumlar. Teknoloji bu arada. Yatırımlarınız. Daha önce yaptığınız yatırımların meyvesini almak. Uzun vadeli yeni planlar yapmak olabilir. Burada ve diğer yandan da eş ve partner ilişkileri de burada çok önemli. Burada çok ani virajlar çıkabilir karşınıza. Beklemediğiniz alanda. Tabii nasıl şartlarda çıkar? Dediğim gibi 23 derecelerde kova burcunda yükseleniniz varsa, kova burcunda 23 derecede bir güneşiniz varsa, hani tam derecelerden bahsediyorum, çok güçlü etki alırsınız. Bu dediklerimi neredeyse birebir yaşama ihtimaliniz var. Ama eğer uzak ihtimalse, yani işte 20'nin üstündeyse falan, belki de hani bir orada tabii Venüs falan, ay varsa yine etki olur da, ama burada %99 hızlı bir başlangıç. Bu ani bir ilişki başlangıcı da olabilir. Yani böyle de düşünebiliriz. Ama Venüs'ün retro olduğunu unutmayalım. Ve Venüs retroyken de gerçekten burada nasıl diyeyim, karmanın da devreye gireceği bir süreç. Belki de eski bir ilişki aslında burada tekrar sorgulanabilir, gündeme gelebilir. Aslında çok da ilişki olacağını sanmıyorum ama genel hani hatlarıyla baktığımızda hani ilişki gibi de duruyor. Çünkü Venüs tam şu anda o noktada ve Venüs'ün o noktada olması da daha çok parayı ve ilişkileri gündeme getireceğini söyleyebilirim. Geldik balık burçlarına. Balık ve yükselen burcu balık olan dostlar. Tabii ki 6. ev sağlıktır.
Özellikle balık burçları sağlık, iş alanlarında hızlı böyle bazı gelişmeler yaşayabilirler. Evet, çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aniden gelecek bir iş teklifi, aniden gelecek bir şifalanma sağlıkta. Bir şeye yeniden başlamak, bir tedaviye yeniden başlamak burada çok mümkün gözüküyor açıkçası. Bıraktığınız, geçmişte bıraktığınız iş yaşamınıza dönmek gibi de düşünebilirsiniz. Bir egzersizi, nasıl diyelim, iş programını eski arkadaşlarınızla görmek de buraya dahil. Gerçekten sağlıkla, işte pardon konuşamadım bugün. Evcil hayvanlarınız da varsa eğer, balıklar için buralarda çok özel derecede, önemli derecede de etki aldığını söyleyebilirim. Ama balıklar için şöyle bir özellik var. Akrep yükseliyor. Akrebin güzel desteğini alıyorsunuz sevgili balıklar. Hani yükselen de akrep olduğu için. Diğer yandan da burada sağlıkta da, ilişkide de önemli şifalanmalar getirebileceğini size söyleyebilirim. Yani biraz nasıl diyelim, sabit olmak, daha kararlı olmak gerekiyor. Sizin için bunu söyleyebilirim. Ama tabii diğer yandan Mars'ın da Neptün'le birlikte karşıtlığı olacağı için bağışıklık sisteminize dikkat edin lütfen. Bağırsaklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme burada çok önemli. Burada zehirlenmeler vesaire işte gibi durumlar, Allah korusun, işte yediğimizin, içtiğimizin tüketim tarihleri de burada önemli. Bunu tavsiye ediyorum. Şimdi diğer yandan burçlarımızı anlattıktan sonra arkadaşlar, tüm burç grupları için aynı şeyi söyleyeceğim. Mutlaka beslenmemize özen göstermemiz gereken bir yeni ay olacak. Ve diğer yandan alkol, işte zehirlenmeler, bağımlılık yaratan maddeler, denizlerden gelebilecek bir takım mikrobik durumlar, ve onun yanı sıra akrep yükseliyor. Bakın, akrep böyle sağlığı da çok ilgilendirebiliyor. Finansla birlikte kayıpları da ilgilendirebiliyor. Burada bir takım kayıplar da olabilir. Şimdi kayıplar deyince şundan da bahsetmek istiyorum. Kayıplarla ilgili gelişmeler olabilir. Mesela kaybedebiliriz bir şeyimizi veya kaybettiklerimizi bulabiliriz. Hani Venüs retro ve hemen yeni aydan 3-4 gün sonra Merkür de Başak Burcu'nda retro yapmaya başlayacak. O yüzdendir ki lütfen dikkat edin bu konulara. Özellikle lütfen bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Çünkü önümüzdeki günlerde burada o mavi ayın da etkisinde bunlar var. Ve Mars'ın Neptün'le karşıtlığı burada gerçekten riskli durumları da gündeme getirebilecek gibi duruyor açıkçası. Evet, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Özellikle önceden yayınlıyorum ki bu yeni ayı, ki aynı şekilde mavi ayı 31 Ağustos'takini de yayınlayacağım. Lütfen izleyin, izlettirin, paylaşın ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için, şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.